Günaydın sevgili izleyenlerimiz. 23 Haziran 2020 günlerden Salı. Evet efendim, böyle sonbahar mı, ilkbahar mı, yaz mı belli olmayan bir mevsimde sürüklenip gidiyoruz hep beraber. Malum Bursa, Yasta, Kestel'de ve birçok onun köyünde, efendim İznik'te, Orhan Gazi'de, Yenişehir'de yaşanan yağmur, dolu, sel felaketi hakikaten yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kayıp olan deryamız hala bulunamadı. Maalesef 5 tane can kaybımız var. Onlar defnedilmeye başlandı. Birden ailesiydi sanırım. Onlar kendi memleketlerine cenazeleri gönderildi. Dolayısıyla Bursa'nın tadı tuzu yok bugünlerde. Çünkü aklımız, kalplerimiz sürekli oralarda. Ama tabii bu arada valilik ve meteoroloji uyarı veriyor. Yine bugün sabahtan akşama dek şiddetli sağanak yağmurla alakalı uyarılar var. Gerçi dün de saat 13 ile 19 arası için verilmişti ama gerçekleşmedi. İnegöl tarafına sanırım biraz yağmış ama kentin batısına yağış düşmedi. Bugün bilemiyoruz neyle karşılaşacağımızı. Sabah güneşle uyanıp öğleden sonra böyle göle dönen caddelerde yürümek durumunda kalabiliyoruz. O yüzden temkinli olalım, şemsiyelerimizi yanımızdan ayırmayalım diyelim. Bunun dışında ne var? Bunun dışında zaten artık birlikte yaşamaya alıştığımız COVID-19 var. Maskelerimizi takmaya devam edelim. Uyarısını da bir kez yinelemiş olalım. Maalesef ki sokaklarda, caddelerde özellikle genç arkadaşlarımızın ne yazık ki maskelerini takmak yerine başka bir taraflarda taşıdıklarını görüyoruz. Yani evet, gençliklerine güveniyorlar, güzel bir şey genç olmak ama sonuç itibariyle bu toplumda sadece onlar yaşamıyorlar. Diğer canlıları da düşünmek zorundalar. Diğer insanların kapabilecekleri bu virüsten dolayı belki de can kaybına uğrayabileceklerini lütfen unutmadan yaşamalarını da onlara bir kez daha iletmiş olalım. Mümkün olduğunca maskelerimizi takarak günümüzü tamamlayalım. Özellikle kapalı mekanlarda maskesiz asla dolaşmayalım ve mümkün olduğunca da fiziki mesafelerimizi koruyalım. Bakıyorum sarmaş dolaş dolaşan insanlar var. Yani onlar çok mu cesurlar yoksa başka bir tanımlama mı daha uygun onlara bilemiyorum ama sonuç itibariyle dikkatli, temkinli olmamız gereken günlerdeyiz. Uyarısını yineleyelim. Evet. Bugün tabii dünden beri Bursa, Türkiye neyi konuşuyor? Türkiye tabii ki konuştuğu şey baro başkanlarının yaşadığı Ankara'daki olay. Yürüyüş yaptılar biliyorsunuz. O yürüyüşün neticesinde şu an gözaltılar başladı. Haberleri gelmeye başladı. Ankara'dan Bursa Baro Başkanı Sayın Gürkan Altun'a ulaşmaya çalıştım. Danışmanı İhsan Bölük'le az önce görüştüğümde telefon şarjlarının bittiğini, o nedenle polis barikatını aşmakta zorlandıklarını ve polis barikatını aşar aşmaz başkan altına ulaşırsa eğer bizimle irtibata geçeceğini bildirdi İhsan arkadaşımız. Umarım daha büyük ve daha çirkin şeyler olmadan bu iş tatlıya bağlanır ve baro başkanları sağ salim memleketlerine geri dönerler. Evet, bu uzun açılıştan sonra bugünkü konumuza gelelim diyorum. Bugün efendim eğitim konuşacağız. Eğitimi konuşacağız ama özel okullardaki eğitimi konuşacağız ve özel okullarda özel okullar ve etik başlığı dedik. Bu başlığımızı bugünkü konuğumuz önerdi. Konuğum kim? Bilgi Okulları Genel Koordinatörü Sayın Mehmet Güneş. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyiz. Bu ahval ve şerait içerisinde iyi olmaya çalışıyoruz. Hepimiz öyle gerçekten. Özellikle korona dedik. Üzerimizden bütün gücü ve paletleriyle korona geçti. Sonra ne yazık ki üzücü bir olay yaşandı ilimizde. Ölenlere rahmet, yaralılara, hastalara acil şifalar diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve tabii ki bahsettiğiniz baronun bu süreci ve ülkemizde bu gibi durumların inşallah suhuletle kısa zamanda İnşallah. hakkın, adaletin lehine sonuçlanmasını diliyorum. Evet, Bilgi Okulları Genel Koordinatörü olarak önce sizi tanıyalım, sonra okulu isterseniz. İsmim Mehmet Güneş. Sadece eğitimciyim, eğitim işçisiyim. Uzun süre kamuda çalıştım. Ve sonra çocuklarım ve ülkemin geleceğine ilişkin her baba kadar duyduğum endişe beni en azından gidişata dair
öğrendiğim, gördüğüm yanlışları yapmayacağım, yanlışların yapılmayacağı, doğruların biraz daha fazla yapılacağı bir eğitim ortamını tesis etmek istedim. Uzun yıllardır da eğitimde, özel sektörde çalışıyorum. 3 tane kızım var ellerinizden öper. Her biri kendi dünyasında bir dünya. Bizim de dünyamızda farklı bir dünya. Çocuğun öğretmen olarak çocuğun dünyasını kendi çocuğumuzun dünyası olarak bilip algıladığımız için her çocuk otomatikman bizim çocuğumuz olur ve kaygılarını, geleceğe ilişkin o hissiyatlarının farkına varmak ve onun paydaşı olmak, onun öncülüğünü yapmak, yaptığımız, düştüğümüz, kerhende olsa içinde kendimizi bulduğumuz hatalara düşmemeleri, ders çıkardığımız gerçekleri onların deneme yanılma yoluyla o duruma düşmemeleri, o durumu yaşamadan öğrenmelerinin fırsatını, olanaklarını yaratıyoruz. Ve tabii ülkemiz dünü bugünü yarınıyla bizim de bir birey olarak sırtımızda, omuzlarımızda bir sorumluluğu var. O sorumluluğun bir eğitimci hissiyle altından kalkmaya çalışıyoruz. İşiniz zor. Yani eyvallah. Günümüzde gerçekten eğitim öncelikle zaten sistemsel anlamda ciddi sıkıntılı. Çünkü her dönem başka sistemlere bir geçiş yapılıyor ve ona adaptasyon olmadan sonra bir bakıyorsunuz başka bir sistem konuyor. Hem sizlerin hem de çocukların önüne. Dolayısıyla işte en son LGS geçtiğimiz hafta yaşandı. Evet. Bu hafta sonu üniversite yerleştirme sınavı var. Hep böyle uzmanlar tartışıyorlar. Efendim bu dönemde, bu COVID-19 pandemi salgını yaşandığı süreçte bu sınavların yapılmasının doğru olmadığını, ötelenmesi gerektiğini ifade edenler var. Tersini savunanlar var. Ama görüyorum ki yapılan bütün bu tartışmalar hangi yönde olursa olsun çocuklarımızı sadece endişelendiriyor, kaygıya yöneltiyor. Çünkü hani zaten o sınavın getirdiği bir yük var omuzlarında. Üstüne bir de bu acaba ben orada virüs kapar mıyım, acaba hasta olur muyum endişesini yaşayan birçok çocuk ve gence rastladım ben. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aysun Hanım, deveye neden boynun eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Esasında bütün parametreleriyle, bütün girdileriyle, bütün süreç yönetimleriyle, bütün paydaş ve unsurlarıyla, bütün program ve müfredatlarıyla ülkemin eğitim işleyişi sorunlu. Maalesef. İlginçtir. Bunu bütün paydaşlardan duyuyoruz. Eğitim yönetiminde yer alanlarda da duyuyoruz. Akademisyenlerden de duyuyoruz. Bendeniz'de kendi sosyal medyamda, kurumun sosyal medyasında birkaç aydır canlı bağlantılarla durumu, sadece eğitimi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Herkes aslında bunun farkında. Ve fakat yani peki bu farkındalık bir çözüm getirmiyor mu? Vicdani sorumluluğuyla günümüz geçiyor. Şimdi bahsettiğiniz de bu işin bir parçası. Sınavı bu kadar hayatın olmazsa olmazı haline getirirsek o kadar kafamızı ve yaşamımızı karıştırır ki öteleriz, öne alırız. Bu kadar bin çocuğumuzun psikolojisiyle oynarız. Oynarız. Yani temelde formül, yani nirengi nokta yanlış konulmuşsa buna bağlı olan her şey yanlış olur. İki yanlış bir doğru etmiyor çünkü. Yanlış yoldan doğru hedefe varılamaz. Dolayısıyla sınavla ilgili pandemi döneminde sınav bu haliyle yapılmayabilirdi. Başka formüller geliştirilebilirdi. Başka sistemler üzerinden konuşulabilirdi. Hatta ve hatta bu cesaretimi Profesör Selahattin Turan Hoca'dan alıyorum. Sınavı kaldırabiliriz. Sınavsız tercih yapabiliriz. Günümüzün bütün koşulları aslında buna müsaittir. Bütün veri ve enstrümanlarımız buna müsaittir. Bunu pandemide ilk olarak uygulayabilirdik. Haydi haydi uygulayabilirdik. Ama paydaşların bu konuda tabiri caizse birbirlerini dinleme ve bir fikir alışverişinde bulunma konusundaki zaaflarından mı olsa gerek? Ya da yürüten mekanizma, o yürütmekle sorumlu mekanizma
ezberi daha mı çok seviyor? Risk almayı kendisi için doğru mu bulmuyor bilmiyoruz ama bize göre pandemi gibi bir 3 ay gibi bir sorunlu dönemin sonrasında sınavın hem LGS hem YKS boyutunda yapılmaması gerekirdi. Bir eğitimci olarak ben Deniz böyle düşünüyorum. Evet, genelde sizin gibi düşünüyor eğitimciler ama bir kısmı da ne yazık ki tam tersini savunuyorlar. Olan çocuklar oluyor, işin özeti evet, o. Yani kim ne düşünürse düşünsün uygulama gerçekleşiyor, hafta sonunda girecekler. Evet, yavaş yavaş bilgi okullarına gelelim. Ne diyorsunuz? Ticaret yapmayan okuluz diye bir şeyiniz var, cümleniz var. Şimdi hani böyle özel okul olup da ticaret yapmamak ne demek diye kafalarda soru işareti oluşuyor. Aysin Hanım, bugün eğitimin, pedagojinin, sosyal ve entelektüel parametrelerinin insan zihninde, insan doğasında meydana getirdiği işte psikolojik veya işte sosyal depremler gibi teorik, afaki, yaşamdan uzak konuların derinliğine girmek istemiyorum. Girmeyeceğiz. Hı hı. Esahtan kendi özümüzü ve meselemizi konuşalım. Kitabın ortasından ve kitabın ortasını konuşalım. Meseleyi konuşalım. Hı hı. Özel okulun bir paydaşı olarak bendeniz özel okulculuğu konuşalım. Buyurun. Özel okulculuğun etik sorununu konuşalım. Dün aslında biraz da denk geldi hakikaten. Dün arkadaşlarım benimle bir özel okulun reklamını paylaştılar. Reklam da şu. Pazar günü yayınlanmış bir reklam. Bir zincir. 25 öğrenciyle birinci olmuşlar değil evet. mi? Gördüm. Bir zincir. Şaka gibi. Yüzü aşkın şubesi olan bir özel okul. Cumartesi günü bendeniz okul müdürü. Hı hı. Cumartesi günü sınavı biz gerçekleştirdik. Yorgunluğumuzla kendimizi evlerimize attık. Pazar günü bu kurum reklam yapmış. Pazartesi günü de kitapçıkları biz dün kitapçıkları veli ve öğrencilerimize teslim ettik. Hı hı. Pazar günü bu okul 25 tane öğrencisinin LGS birincisi olduğunu yayınlıyor. Evet gördüm. Tabii bu bir değil. Bu ilk de değil. Tabii bendeniz bunu bildiğim, ulaşabildiğim gerek evet. Twitter'ımda gerekse çeşitli sosyal medya kanallarında acizane rahatsızlığımı bildirdim. TÜZOK Başkanı Sayın Urla Dalla da gönderdim. Dedim ki yani hatta Ziya Selçuk Beyefendi Bakan Bey'i de etiketleyerek kendileriyle paylaştım. Bu doğru mu dedim. Yani bunlara özel sınav sonucu mu bildiriliyor? Gerçekten birinci. Evet bir özel okul kendi çocuğunun, öğrencisinin hepsini full yapmış olmasını paylaşabilir. Ama birinci skalasını belirleme yetkisi bu ülkede sadece ve yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Doğru. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisini kendisinde buluyor veyahut da başka bir biçimde bir bu tarz bir aymazlığın içine giriyorsa birkaç tane soru sormamız lazım. Bir, bu işin itibarı nerede? Özel sektöre, özel okulculuğa karşı bugüne kadar toplumda duyulan güvensizliğin haklı bir takım nedenleri vardır o zaman. İş bu kadar mı ticarileşti? İş bu kadar mı ahlaki verilerden, etik olgulardan uzaklaştı? Tabii sağ olsunlar Türkiye'deki 4 tane özel okulculuk alanında oluşmuş, teşekkül etmiş dernek ve sivil toplum kuruluşları da dün bir bildiri yayınladılar ve bu işin etik olmadığını, bu işin doğru olmadığını söylediler. Tabii denk gelince evet, bendeniz bu konuyu evet, bugün çok önemli bu, işin hep temelinde yapılıyor. Evet sizinle konuşmak istedim. Yani evet. Çünkü biz bu işin teorilerini konuşarak acaba işin içinden dalıp gidiyor muyuz? Kendimize gelmemiz, aymamız, bir taraftan farkına varmamız gerekmiyor mu artık? Bizim özel sektörün İki tane temel konusu var şu an ülkemizde. Nedir onlar? Dünden bugüne değiştik, dönüştük, geldik. İki tane temel konuya geldik. Kayıt ve satış konusu. Hı-hı. Şu an özel okulların tek gündemi kayıt ve satış. Kayıt baskısı ve satış. Evet.
Dolayısıyla okullar ülkelerine kattıkları ulusal ve uluslararası projelerden bahsetmiyorlar. Çocukları, öğrencileri bir yıl boyunca okullarında o dar sınıflarda, dar koridorlarda, dar binalarda, ticarethane merkezlerinde rehabilite mi ettiklerini yahut eğitim adına bir iş mi yaptıklarını sorgulamıyorlar. Öğretmenleri de bu manada, eğitim emektarları da bu manada kendileri birer fabrika işçisi olarak kendisini görmeye başladı. Yöneticisi kendisini bir fabrika işçisi olarak, fabrika yöneticisi olarak görmeye başladı. Çünkü özellikle sektörümüze eğitimden olmayan kimselerin yatırımcı olarak girmesi tamamen bu sektöre tekstilin, inşaatın ve diğer sektörlerin satış pazarlama stratejilerini getirdiler. Algı operasyonları. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ve buna benzer satış pazarlama stratejileri üzerinden hareket edip artık büyük büyük reklamlar, büyük büyük tabelalar, büyük büyük billboardlara reklam yapar. İnanılmaz bütçeler harcar ama gider kendi öğrencisini 9.000 liraya kaydeder. Uçakların da kuyruklarına reklam takmaya kadar işi götürdüler, lakin maliyetinin altında öğrenci almaya başladılar. Şimdi maliyetinin altında öğrenci alan kurumlara veli öğrenci teslim ederken 2 kere 2 4'tür matematiğine bile riayet etmiyor. Halbuki şunu düşünmek zorundayız hepimiz. 1. Çocuğumuz iyi eğitim almalı. 2. Çocuğumuzun iyi eğitim aldığı kurum devam etmeli. Dolayısıyla bu tarafı düşündüğümüzde işletme olursunuz. Doğal olarak siz kendi giderinizi kendiniz sağladığınız için dürüst ve ahlaki bir iş yapmış olursunuz. Ama ben kazanayım, başkası kaybetsin, sorun değil. Öğrenci kaybetsin, sorun değil. Veli kaybetsin, sorun değil. Toplum kaybetsin, sorun değil. Öğretmen kaybetsin. Hatta bu işin envai çeşit çitin etrafını dolanmak suretiyle hilesini yapalım. Bunu tercih ediyorlar. Ya çocuk, veli, öğrenci, gelecek, kurum bunu tercih etmiyorlar. Dolayısıyla özel okulculuğun, bütün kurucuların, yöneticilerin, eğitimcilerin, ebeveynin artık bunu sorgulaması lazım. Yani normal şartlarda evinin mutfak bütçesinin altında çocuğunu özel okula kaydeden velinin bunu sorgulaması lazım artık. Yani bir şey eğer ederinin altında eğer satın alınıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Çok basit bir ticari yöntemden bahsediyorum. O yüzden kayıt ve satış stratejisinin bu kadar ahlaki, etik verilerden uzaklaşması sektörün ayağına sıkmasıdır. Özel okulculuğun geleceğini dinamitlemesidir. Ciddi manada bizi risklerle, sorunlarla karşı karşıya getirmesi demektir. Bu yüzden hepimizin, bütün paydaşların işin bir eğitim olduğunu, işin topluma karşı bir sorumluluk içerdiğini, işin kendi çocuklarımızı okuttuğumuz o kurumlarda yemeğinden eğitim faaliyetlerine kadar bir saygınlık sahibi bir iş olduğunu, bir eğitim saygınlık içeren saygın bir iştir. Dolayısıyla bu mekanizmayı bizim gündemimize getirmemiz gerekiyor. Hali hazırda ne yazık ki doğru olan yapılmıyor. Hatta son olarak bununla ilgili şunu vurgulamak isterim. Artık öyle bir hale geldik ki verilere, işleyişe, gidişata uygun olmayan reklam yapan kurumlar batışı yaklaşmış kurumlar oluyorlar. Batmamak için artık düşünsenize ülkemizin zincir okullarından birisinin kendi logosunu, kendi kurumsalını değiştirdikten çok kısa bir süre sonra batışla karşı karşıya geldiğine biz şahit olduk hepimiz. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Yani
Eğer bu kadar sıkıntı varsa ve bu kadar sıkıntıyla karşı karşıya gelinmişse, bu sıkıntıyla karşı karşıya gelinmesinde bizim rolümüz, etkimiz ve sebebiyet olmamız ne kadardır? Bunu sorgulamamız lazım özel okullar. Evet, biz özel okullar ve etik başlığını kullandık ama bizi izleyenlerimizden Sayın Yüksel Civelek demiş ki, özel okul milli eğitim sistemi içinde etik mi diye bir soru sormuş. Bunu konuşacağız ama kısa bir reklam arasından sonra. Dışarıya çıkınca, parkta sokakta yürüyünce, maske tak, maske tak, maske tak, maske tak, metroya otobüse binince, çarşıya pazara gidince, maske tak, maske tak, maske tak, maske tak, kurallara uyalım, mesafeyi koruyalım, geçer bu sıkıcı günler, sabredersek bu da geçer. Maske tak, maske tak, maske tak, maske tak, maske tak, maske tak. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yürütebiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Gelin bu bayram, serebral palsili çocukların ömür boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon yolculuklarına destek olun. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet,
Evet efendim, günaydın. Yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Bilgi Okulları Genel Koordinatörü Sayın Mehmet Güneş. Neyi konuşuyoruz? Özel okullar ve etik dedik başlık olarak. En son izleyenimiz Yüksel Civelek demişti. Özel okul milli eğitim sistemi içinde etik mi sorusunu yöneltmişti size. Şimdi efendim, dünyada hemen hemen özel okul olmayan ülke yoktur. Var olmayan, sistematiği olarak özel okula ihtiyaç hissetmeyen veya doğru bulmayan, öyle veya böyle azımsanacak düzeyde vardır. Yani Finlandiya'da bile özel okul vardır. Ben dünyanın eğitim lideri olan ülkelerden bahsediyoruz. Siz kamu eğitimi içerisinde, kamu hizmeti içerisinde daha artı hizmet almak istersiniz. Size bir arzın sunulması lazım. Dolayısıyla ülkemizde aslında özel okul eski kuruluşu mantığıyla, ortaya çıkış mantığıyla special olma özelliğiyle olmalıdır. Ahlakidir. Çünkü artı hizmet almak ister. Devlet okuluna çocuğunu gönderen bir velinin hafta sonu ayrıca çocuğunu kursa göndermemek için toplamda o hizmeti de okulunda almak ister. Tabii bir zamanlar yine özel okulculuk adına dinlenme tesislerine dönen ya da turizm tesislerine dönen okulların sundukları gibi artı hizmet derken havuzu kastetmiyorum. Ya da buna benzer turizm artılarını bahsetmiyorum. Bahsettiğim artı eğitimdir. Örneğin çocuğunu bir özel okula gönderen bir velinin hafta sonu çocuğunu aynı zamanda İngilizce kursuna göndermemesi gerçeğidir. Ya da buna benzer. Yani eğitim anlamında, öğrenme anlamında ya da mesela kursa göndermemesidir. Çünkü bu özel okul veyahut da özel sektör içerisinde özel öğretim kurumu olarak totalde verilir. Gerçi bu da değişti artık. Yani işin, bu da aslında özel okulculuğun etik sorunudur. Kendi çocuğunu özel okula götüren veli hiçbir soru sormadan aynı zamanda çocuğunu özel okulda okuduğu halde hafta sonu özel derse götürüyor. Ya da kursa götürüyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse yani rüzgar eken fırtına biçer. Bu ebeveyn tutumu, bu veli tutumu, biz özel okul algısına sahip olan, daha doğrusu ben affınıza söylüyorum, değiştirmek istiyorum. Bu özel okul mantığının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü bunu sorgulaması gerekiyordu aslında. Buna itiraz yöneltmesi gerekiyordu. Dolayısıyla aslında artı hizmet almak ahlaki bir şeyse, ki ahlakidir, özel okulun olması da ahlakidir. Fakat özel okulun yahut devlet okulunun ya da özelde veya devlette çalışan öğretmenin ahlaka davranması başındaki özele veya değile göre değildir. Ahlak hepimize lazım ve hepimizin bağlı olduğu bir zorunluluk, zorunluluk ilkeleridir. Dolayısıyla etik davranması gerekiyor. Mesela özel okul taahhüt ettiğini yerine getirmelidir. Getirmiyorsa etik davranmıyordur. Ama özel okulculuğun olması, ülkemizde milli eğitim sistematiği içerisinde özel okulun olması, hatta bana göre daha güçlü denetimler olması durumunda daha fazla özelleştirilmesi lazım. Ama bu haliyle değil. Çünkü bu haliyle biz yani bir özel okulculuktan, özel öğretim hizmetinden bahsetmiyoruz. Hali hazırda biz en fazla ülkemizde özel okulculuğun %15, %20'sini özel okulcu mantığı içerisinde değerlendirebiliyoruz. %80'ini ne yazık ki değerlendiremeyiz çünkü ticaret yapıyorlar. Ve zaten ticaret tıpkı marketler zinciri metodolojisiyle hareket ediyorlar. Yüzü aşkın kurumu olan okulun herhangi bir yerdeki öğrenciyi, hatta milli eğitimde okuyan öğrenciyi, başarılı öğrenciyi ücretsiz okuluna alıp kendi tişörtünü giydirip kendi başarısı olarak lanse etmesini de gördü bizim ülkemiz. Dolayısıyla bir başarı avcılığı, başarı hırsızlığı affınıza sığınıyorum yapılıyor ve bu rutin, normal algılanıyor. Dolayısıyla eğer ki artı hizmet talebi ahlaki ise özel okulculukta ahlakidir. Yani daha doğrusu milli eğitim sistemi içerisinde olması etiktir bence. Anlıyorum.
Bursa'da bugün köşe yazarımız ve televizyon programcımız Mehmet Ali Ekmekçi de bir soru yöneltmiş. Diyor ki Bursa bu sayıdaki özel okulların hepsine yetecek kadar kalifiye eğitimci barındırıyor mu? Ne yazık ki barındırmıyor. Bir kere ülkemizin öğretmen yetiştirme formasyonu sorunludur. Dolayısıyla hatta ve hatta hali hazırda asgari ücretle öğretmen eğitimci kadrosu çalıştırmayı kendisi için prensip haline getirmiş olan bir okulların bile olduğu ilimizde kalifiye tırnak içinde eleman dememi lütfen hoş görün. Çünkü bana göre bendeniz öğretmenliği bir kariyer meslek olarak, bir saygın meslek olarak addedenlerdenim. Tırnak içinde eğitim personeli, öğretim görevlisi yani öğretmen, kalifiye öğretmen bulması asla istenen düzeyde değildir ve ihtiyacı zaten karşılamıyor. Karşılamadığı için de tırnak içinde bugün bendeniz affınıza sığınarak her şeyi açık konuşuyorum. Joker öğretmen mantığıyla iş dolduruluyor, işler yapılıyor. Dolayısıyla herkesin bu tarafta da özel okulcuların başta olmak üzere herkesin eğitim yönetiminin de içinde olması koşuluyla herkesin bu konuda kendisini sorgulaması lazım. Evet, Mehmet Ali Bey'in sorduğu soru asla yeterli kalifiye personel yoktur. Yoktur. Çünkü zaten yani hem tırnak içinde kalifiye almıyoruz ve hem de yıl içinde ya da hizmet süresi içerisinde öğretmen tırnak içinde öğretmen eğitimleri sağlıklı bir şekilde yapılmıyor. Kendi okulunda yüzlerce öğretmen çalıştıran birçok özel okul Bursa'mızda ve ülkemizde bir yılda bir tane eğitim semineri bile vermediği olmuştur. Çünkü harcama oluyor. Yani bunu söylememe lütfen müsaade ediniz. Pandemi döneminde çocuklarımızın online eğitimini ücretsiz Zoom'la veren ve 40 dakikada bir çocuğun sistemden düşmesine sebep olan özel okul sayısı Bursa'da kaç? %80'inden fazla. Bir hostu satın alıp öğretmeninin öğrencisiyle online eğitim yapmasını bile kendisine maddi külfet olarak algılayan bir zihin öğretmen eğitimlerini içeriden ve dışarıdan öğretim görevlilerini veya eğitim personelini getirip kendi çalışanlarına, kendi öğretmenlerine eğitim vermeyi asla göze almaz. Çünkü maliyetini karşılayamayacak düzeyde bir fiyatla öğrenciyi alıyor ve yıl içinde her şeyden kısıyor. Ve çocuğun yemeğinden tutun da bütün eğitim faaliyetlerine yansıyor bu iş. Tabii. Dolayısıyla evet kalifiye yetişmiyor. Ha ne yetişiyor? Öğretmen kaçırmacalar oluşuyor bu defa özel okullar arasında. Öğretmen taşırken öğrenciyi de taşıma bu defa mantığına giriyorlar. Ya da işte eski tabirle ya da şimdi bazı işte spor sektöründe geçerli bonservisli öğretme mantığına yakında özel okulculuk buna da evrilecek yani size garip gelebilir. Dolayısıyla bu mantık doğru bir mantık değildir. Bu metodoloji sorunlu. Yani biz eğitim gibi nitelikli bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işin adı kadar nitelikli olmak zorundayız. Evet ben bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak kendi çocuklarımı kendi okulumda okutan bir yöneticisi olduğum okulumda okutan bir öğretmen olarak evet ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Ve bu ticari mantığın ve mentalitenin uzaktan yakından yanından alakalı değilim. Bu yüzden farkındayım. Bu yüzden hassasiyetle kendi çocuğumuzu bir ticari enstrüman haline getirmeme önceliğinden hareket ettiğimiz için bir güven, bir itimat, bir öğretmen ve eğitimci saygınlığına sahibiz. Bizim sermayemiz bu manada sadece ve yalnızca eğitim emekçiliğidir. Eğitim entelektüalitesinin getirdiği ve onunla beraber samimiyetimizdir. Özel sektörün içerisinde özel öğretim sektörü içerisinde yer alan bizim gibi
eğitim kurumlarının sayesinde belki de bu iş tamamen yerle yeksan olmamıştır. Ama gidişat ne yazık ki iyiye gitmiyor. Maalesef o görünüyor zaten. Yani özel okullarda özellikle çok şey var. Öğretmenlerin çok düşük rakamlara çalıştırıldığı ve çok uzun saatler görev yaptığına dair bayağı şikayetler var. Onun dışında bu pandemi sürecinde bazı özel okullardaki bu online eğitim sistemiyle alakalı öğretmenlerin gerçekten okul yönetimleri tarafından mobbing uygulandığı ve bazı öğretmenlerin yasak olmasına rağmen işlerine son verildiği gelen bize iletiler, bilgiler arasında. Şimdi şu var, yani bu kadar çok öğretmen fazlası var. Hep mezunlar var, atama bekliyorlar sürekli kamuda çalışabilmek için. Oysa ki bu genç arkadaşlarımız özel okullarda değerlendirilebilse, hani kalifiye diyorsunuz ya, bir insanın öncelikle tecrübe edinebilmesi için çalışması lazım. O mesleği icra etmesi lazım. Şimdi bu arkadaşlarımız hiçbir yerde görevlendirilemezken nasıl tecrübe kazanacaklar da sonra kalifiye olacaklar? Tecrübenin marketten satın alınan bir şey olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Maalesef. Yani olanak sağlamadığımızda şey. İki şeyi vurgulamak isterim. Bu söylediklerimden kimse sakın uzaktan durmuş bol keseden konuşuyor şeklinde algılamasın. Evet. Tamamen içeriden bir çığlık olarak algılansın lütfen. Güzel. Samimiyetle bir çığlık olarak algılanırsa demek istediklerim, kastettiklerim anlaşılır. Aksi takdirde anlaşılmaz. Hı hı. İki, elbette ki bu arkadaşlarımıza olanak vermemiz ve bununla da yetinmeyip bunları aynı zamanda sürece entegre etmemiz için stajyerlik eskiden mesela yapılırdı. Olanağı vermemiz, bunları eğitmemiz, eğitmen eğitimine önem vermemiz ve sonra sürece bunları sağlıklı bir biçimde eğitim öğretim kadrosuna entegre etmemiz doğru olanıdır. Hı hı. Ama ben bir öğretmen olarak bir de işin bu tarafını da zaten hallerinizin takdirine sunarak ifade etmek isterim. Buyurun. Bugün bu öğretmen anlayışı da buna müsaade etmiyor. Sabahleyin kalkıp okula gelen, ben bugün çocuğuma ne katacağım diye düşünmeyen, akşam okuldan gittikten sonra ya ben bugün çocuklarıma ne kattım diye meraklanmayan bir öğretmen, bir saat ek dersini, bir aylık maaşını, hatta hak etmediği maaşını ve sigortasını veya başka bir şey talep etmenin daha çok peşine düşüyorsa, ki öyle de azımsanmayacak düzeyde maalesef bu sektörde arkadaşlarımız var. Bu durumda burada da bir sorun vardır. Yani yeni Milli Eğitim Bakanlığımız yeni uygulamaya geçti. Haziran ayının 30'unda itibaren sözleşmeler yapılacak. Ama eskiden sözleşmeler 1 Eylül'de yapılıyordu. Özel okul 1 Eylül'den 15 Haziran'a kendisiyle çalışıyor. Bakıyor ki bu arkadaşımız bir eğitim öğretim kaygısına sahip olmayıp aynı zamanda ticaret yapan, ikinci iş yapan, üçüncü iş yapan bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıl bu arkadaşımızla yoluna devam etmeme kararı aldık. O hayır diyor. Siz Haziran, Temmuz, Ağustos maaşlarımı da vereceksiniz. Hı hı. Çünkü iş kanunu, iş sözleşmesi bunu vermediniz. Hatta ihbar tazminatı da vereceksiniz. Hatta bilmem ne. Şimdi bakın, etik bir de bu tarafı da var. Yani bakın, ne olur herkes samimiyetle bir çığlık olarak algıladığında bunu anlayacak. Yani ben işin etik olarak yürütülmediğini derken şunu kastediyorum. Bütün unsur, bütün paydaş, bütün karar alıcılar olarak özel öğretim sektörünü işin içinden çıkılamaz hale getirdiler. Yani diyeceksiniz ki yok mu iyi bir taraf? İşte diyorum ya, yani o %20'lik kısmı ülkemizde ve kamu eğitimi eskinin tersine şu an özel sektörün çok çok önünde kalite olarak. Hı hı. Ve kamu eğitimi sayesinde ülkemizin eğitimi hala bir şekilde devam ediyor. Ama özel sektörün çöküşü, hazin çöküşü
ve bu hazin çöküşü sürecinde de afınıza mağruren kuyruğu dik tutmalar, dostlar pazarda görsün edaları, tavırları işi kurtarmıyor. Ve hepimiz bu enkazın altında kalacağız. Yani bu doğru bir şey değil. Çünkü sonuçta bindiğimiz gemi meselesidir bu. O yüzden öğretmenin de bu konuda işin etik konusunda kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Her iki tarafa da ciddi bir sorumluluk düşüyor. Peki yine bir soru var. Özel okul, daha özel okul, çok özel okul, ultra özel okul. Mehmet Bey kendisini nerede görüyor? Diğerleri olarak merak ettim demişler. Sadece özel okulum. Sadece özel okul. Ultra özel okul değilim. Double özel okul değilim. Bendeniz kamudan desteğini almış, onayını, iznini almış ve bir öğretmen olarak, 21 yıllık bir öğretmen olarak iki çocuğunu da aynı zamanda yönettiği sınıfta eğiten bir öğretmenim. Dolayısıyla özel okulum. Yani sırasını, tahtasını, öğretmenini, iş ve işleyişini, seçmeli ders taraflarını acizane ben yönetiyorum. Bu yönüyle özelim. Ama özelin ultrası, double ultrası vesaireleri olgusunu şu taraftan konuşalım. Önce bir özel olun, sonra gelin konuşalım. O special olma, yani özel olmak bir mavi tabela asmakla değildir. Yani özel olmak bir takım özellikler, o spesyaliteleri içermekle mümkün olabilir. Yani bir müfredatınızla ilgili esahtan bir takım eleştirileriniz var mı sizi özel kılan? Mesela bendeniz ana sınıfından itibaren felsefe eğitimini olmazsa olmaz, B4C programını olmazsa olmaz gören bir eğitim anlayışına sahibim. Eleştirel düşünmeyi, özgürleştirici eğitimi olmazsa olmaz bir müfredat aygıtı olarak görenlerdenim. Peki var mı? Bu beni özel kılar. Yabancı dili 3 yılın sonrasında kesinlikle evet konuşturuyorum. Öğretiyorum yani. Oluyor yani bu. Çünkü bu atla deve değildir aslında yani. Doğru. Yani bu çok basit bir şey ve bunu yapıyorum. Dolayısıyla bu beni özel kılıyor. Dolayısıyla sadece özelim. Ha o ultra özel diyenler eğer bir tişört giydirerek kendilerinin özelliğini sağlamıyorlarsa, ekstra reklamlar ve PR hileleriyle, algı operasyonlarıyla, reklam harcamalarıyla kendilerini ultra özel yapmıyorlarsa soruyu soran dostumuz merak etmesin. Onların hiç o özelin önüne herhangi bir şeyi yoktur. Özel olabilmeyi başarabilsek yetiyor. Ve özel olmanın erdemine sahip olabilsek bence birçok konuda sorunlarımızı çözecektir diye düşünüyorum. Peki. Hadi bir reklama daha gidelim. Son bölümde yine beraberiz. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yürütebiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler.
Gelin bu bayram serebral palsili çocukların ömür boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon yolculuklarına destek olun. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın, mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet, Günaysın'ın son bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Bilgi Okulları Genel Koordinatörü Sayın Mehmet Güneş. Kendisi eğitimci, eğitimci olması hasebiyle de tabii ki eğitimi konuşuyoruz ama özel okulları konuşuyoruz aslında. Özel okullar ve etik zaten bugünkü başlığımız. Dolayısıyla aslında insan hayatının temeli olan etik sözcüğünün karşılığının mesleki durumlardaki aynasına bakıyoruz. Yani bir insanın ahlaklı oluşu ya da diğer tarafta oluşuyla alakalı bir durum özel okullar için de geçerli. Yani bunu ne kadar ahlak çerçevesi içerisinde eğitim verdiğinizi anlatmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman Profesör Doktor Selahattin Turan'ı konuk alırım. Ben çok farklı düşünceleri vardır. Çok da beğenir bizi izleyenler kendisini. Sanırım sizin okulunuzla da iyi irtibatı var Sayın Hocamızın. Evet, sağ olsun. Gerçekten çok farklı şeyler düşünüyor ve farklı öneriler getiriyor. Bir kere özel okul, hani artık herkes çocuğunu özel okula göndermenin derdinde. Neden? Kamudaki, yani daha doğrusu devlet okulları başarısız mı, kötü mü, tükaka mı, niye? Öncelikle Selahattin Hocam'dan bahsettiniz. Hı hı. Bilgi evimde ve bilgi eğitim kurumlarında ailemiz Selahattin Hocam'ı entelektüel pirimiz olarak kabul eder. Doğru. Biz onun fikirlerini, görüşlerini her zaman için kendimize önemli veri olarak kabul ederiz. Hele ki ülkemizde şu dönemde eğitimde sismik gelişmeler yaşanıyor sözü bizim için ayrıca önemlidir. Hı hı. Yani hakikaten Selahattin Hocam bu manada bizim kurumumuzun, bendenizin akıl hocasıdır. Bunu kendisini burada yad edeyim. Ona Allah sağlıklı ömürler, uzun, bereketli ömürler versin. Şimdi bir dönem kamu eğitiminin zorunlu olması dolayısıyla belli bir sayıya, belli bir standarda, belli bir tabiri caizse tırnak içinde parametrelere göre hareket edemediğinden, yani okulun bulunduğu bölgenin nüfusu, sosyal devlet algısından dolayı nüfus yoğunluğuna göre
herkes geliyordu, gelmek durumundaydı ve dolayısıyla bu sayı istihdamın fazlasıyla üstüne çıkabiliyordu. Ve bu da doğal olarak bir kalite sorununu ortaya çıkarıyor. Hı hı. Bunun için de evet insanlar bir özelin, bir artı hizmetin ihtiyacını hissettiler. Belki bunun için vardı ama hali hazırda şu an devlet okullarının birçok devlet okulunun çok 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 gerisinde özel okulların da ortaya çıktığını gördüğümüz bu dönemde artık bu kriterden değil şu kriterden hareket ediyoruz. Devlet okulu olsun, özel okul olsun. Yöneticisinin, öğretmenlerinin etik tırnak içinde o sorumluluk, toplumsal sorumluluk hissi ve entelektüel birikimi, tecrübesi bu okulun yönetim ve işleyiş mekanizmasına renk veriyor. Yani öyle devlet okulları var ki ilimizde birçok özel okulu geride bırakıyor. Niye? Çok iyi eğitmenleri olduğu çünkü için. Çünkü sosyal sorumluluğu olan bir eğitim yöneticisi, lider olan bir eğitim yöneticisi tarafından yönetiliyor bir kere. İyi bir eğitimci kadrosuna sahiptir. Yani öğretmeni uyguladığı tırnak içinde mobbingle öğretmeni kaçırmamış. İyi öğretmen sormuş soruşturmuş ona gelmiş. Onun yanında kümelenmişler. Dolayısıyla insanlar da çocuklarını teslim etmişler ve kaliteli okuldur. Ben isim vermek istemiyorum ama gerçekten biliyorum. Hı hı. Ve fakat en ücra, en taşra okulundan daha da kalitesiz düzeyde olan özel okul da vardır. Yani bir kere bahçesi yok, bir kere ortamı yok, bir kere sağlıklı bir yönetim felsefesi de yok. Akşam kasayı kontrol eder, sabah gelince kasaya bakar yöneticisi, kurucusu. Dolayısıyla artık o kriterler değil, daha çok bu kriterler bazından hareket edersek tabii ki burada ebeveyn tutumu çok önemlidir. Yani hani nasılsanız öyle yönetilirsiniz derler ya eskiler. Artı nasılsanız neyi hak ediyorsanız öyle muamele görürsünüz aslında. Yani neyi istedik, neyi önceledik o çocuğumuzu okula verirken, tercih ederken onu da bulduk yani. Mantık aslında birbirini destekleyen nitelikte devam ediyor. Peki çocuğum yok ama olsaydı ben niye onu bilgi okullarına göndereyim? Teşekkür ederim. Elbette ki samimiyetle söylüyorum. Bir öğretmen olduğum için. Hı hı. İşin daha çok yani bu eğitim, nitelikli eğitim derdimden Finlandiya'ya gidip Helsinki Üniversitesi ile partner olarak Finlandiya eğitim sistemini dahi öğrenmiş bir öğretmen olarak ve sadece beni oraya götüren temel verinin de daha iyi nasıl bir eğitim yapabilirimin olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Birçok kimse bunu bilmez. Hı hı. Hollanda'ya gidip yine oradaki o özgürlükçü eğitim mantığının çok hoşuma gitmesi dolayısıyla oradaki eğitim partnerleriyle beraber oradaki eğitim uygulamalarına yine şahit olmayı istememin de nedeni bu. Neden gelsin çocuğunuz veya tanıdığınızın çocuğu, hı hı, bu okula her şeyden önce sosyal, yani eğitim ortamı dahil olmak üzere, sınıf dahil olmak üzere muameleden bütün o iletişim ağına ve evrenine kadar sosyal şiddetin, sözlü şiddetin olmadığı bir okul olduğu için gelsin. Öğretmeninin bağırarak, çağırarak, kızarak, azarlayarak bir okul ortamının dizaynı olmadığı için çocuğunuz gelsin. Burası eğitim öğretim faaliyeti ortam, faaliyetinin yürütüldüğü ortamlar için olmazsa olmazımızdır. Çocuk mutlu değilse, çocuk rahat değilse, çocuk özgüvene sahip değilse, çocuk gelip müdür benim öğlen aramı sen etkinlik koymuşsun, ben öğlen arasında oyun oynamak istiyorum diye sormuyorsa, ki bunu gelmiş bana sormuştur 3. sınıf öğrencisi. Aferin ona. Bravo. Bunu sormuyorsa bu ortamda bu çocuğun öğreneceği hiçbir şey yoktur. Yani öğretmenler hava soğuktur deyip kapıyı kapattıklarında çocuk ya ben dışarı çıkmak istiyorum. Hava çok da soğuk değil, ona göre soğuk
Yani ben çok havayı soğuk görmüyorum deyip gelip bana bunun hesabını sorduğu için bu okul ortamı. Yani hiçbir şekilde...